Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün yanımızda Fiat Palio var arkadaşlar. Fiat Palio'nun stoplarını değiştireceğiz. Görmüş olduğunuz şu iki stopu da değiştireceğiz. Neden değiştirdiğimizi de gösterelim. Normalde orijinal bir stop ama gördüğünüz gibi şuradan çatlak. İçine su alıyor. O yüzden toz birikmiş. Videoda görünüyor mu tam olarak bilmiyorum. Sağ taraf bu şekilde. Sol tarafa da geçtiğimizde o da bundan daha kötü. Şurası komple çatlamış. Daha önce yapıştırılmış. Biz de arabayı yeni aldık. Stoplarını da değiştirelim dedik. Şurası da çatlamış. Şurası da çatlamış. Sinyalin olduğu yer. Görünüşü de biraz böyle soluk durduğu için arabayı canlandırırsın diye arka tarafını stopları değiştireceğiz. Stoplarımız da burada kutunun içinde. Şimdi kutuyu açacağız. Siz de beraber kutuyu açalım. Kutuyu açıyoruz. Evet, kutudan iki tane gördüğünüz gibi stop çıktı. Kutular ne kadar ufak ya. Stoplar o kadar ufak mı? Oo. Bir uzaktan çekeyim. Aynen. Görünüşü bu şekilde. Bir arka tarafını da açarsan artık. Arka tarafı da bu şekilde. Duyulu değil arkadaşlar. Orijinal duyularını kullanacağız. Stopumuz bu şekilde. İki adet geldi. Fiyatı ne kadardı? 1187 lira. 1187 liraya Trend yoldan aldık. Aynen. Aşağıya linkini bırakırız. İsteyen alabilir. Bu stopun da değişimini şimdi çekeceğiz güzelce. Bu şekilde görünecek. Güzel olacak yani. Orijinal stoplarımız arkadaşlar. İsterseniz hediye edebiliriz. Beni Instagram'dan takip etmeniz yeterli. Çok beğeni ve yorum gelirse bu stopları da size bir arkadaşımıza hediye ederiz. Sol taraftaki stoptan başlayacağız. Şimdi hangi vidaları sökeceğimizi göstermek için şöyle arkadaşlar. Çekebildiğim kadarıyla çekeceğim. Şurada bir tane gördüğünüz gibi vida var. Bir de aynı şekilde şuranın içinde var da net kameradan şöyle görünür mü görünmüyor. Orada var. İki tane onu sökeceğiz. Daha sonra da stop çıkması lazım. Biz de ilk defa söküyoruz. Çıkmazsa tekrar bir vida daha arayıp onu sökeceğiz. Bir tane vidamızı söktük. Stopumuzu söktük. Duyumuzu da çıkardık. Stopumuzu göstereyim size. 3 tane vidası varmış. Hemen vida yerlerini gösteriyorum. Bir tanesi şu. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Normalde 3 tane. Şunu da duy tutsun diye normal vida atılmış. Bunu da duy tutuyor. Ya yani normalde arabamıza bağlı olan 3 tane vida var. 3 tane vidası sökmeniz lazım. Ben demin 2 demiştim. Bu arada stopumuzun markası Mako. Orijinal Mako gördüğünüz gibi. Fiat Palio'nun orijinal stopu. Gönül ister ki biz de Mako alalım. Kaliteli bir şey alalım, orijinal bir şey alalım. Şimdi takacağımız ürünler çok güneşte beklerse solabilir. Siz de alacağınız zaman çok güneşte tutmayın arabanızı. Ama ülke şartlarında maalesef böyle orijinal ürünler çok pahalı olduğu için. Düşünün biz yan sanayi ürüne bile 1187 lira para verdik. Bunlar yani daha da pahalı. O yüzden maalesef bunu almak zorunda kaldık. Yorum yapacak arkadaşlara şimdiden cevap vermiş olayım. Şöyle ampullerimizi temizledik arkadaşlar. Şurayı da temizleyelim. Elimiz değmişken. Buralar tekrar kirlenecek ama yine de sürekli açılan yer olmadığı için açmışken temizliyoruz. Tamamdır. Nasıl böyle? Şöyle mi acaba? Evet, demin gösterdiğim somunu şu vidaya tutturuyoruz. Bu ona yarıyor. Şu delikleri de göster istersen. Diğer somunları da bunların içinden geçeceğiz arkadaşlar. Toplam 3 tane dediğim gibi. Siz de yapacaksanız videoyu güzelce gösterelim ki yapın. Bunları böyle yerine oturtuyoruz. Arkadaşlar sol tarafı taktık. Yaklaşık 5 dakika falan sürüyor takmanız. Yani söküp takmanız 5 dakika falan sürüyor. Sağlam oldu. 3 tane bir de tutuyor. Somun tutuyor daha doğrusu. Poşetini sökeyim mi? Sök. Karşıdan. İsterseniz şöyle. Değişimini görelim. Şu poşet çökmesi, sökmesi çok zevkli oluyor ya. Bu ne ya böyle? Kapadın mı? Allah Allah.
Resmen araba gençleşti. Aynen. Çok fark etti ha. Sağ tarafa bak, sol tarafa bak. Süper. Sağ taraf da sol taraf gibi olacak. Arkadaşlar bizim arabamızda ekstradan bir tane pandizot var. Pandizotu takmak için daha önceki sahibi, şu taraftan göstersen daha net olacak. Şöyle metal parçalar takmış. O yüzden şu siyah parçayı çıkarmak için, hani stopu sökmek için burayı çıkarmanız gerekiyor önce. Bunu çıkarmak için şu siyah parçaları, metal parçaları daha doğrusu söküyoruz. Daha sonra bu parça gelip stop çıkıyor. Bilginiz olsun. Biz şimdi sol tarafta o işlemi yaptık. Sağ tarafta da o işlemi yapıyoruz. Şu siyah parçayı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden pandizotun metal parçalarını gördüğünüz gibi söktük. Evet, İsmail şimdi sağ tarafı da söküyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir piponuz olursa 10 pipo onunla sökebilirsiniz. Anahtarla birazcık zor oluyor çünkü. Evet, toplarımız çok kolay çıkıyor. Daha önce herhalde sökülmüş bir kere. Gördüğünüz gibi pat diye çıkıyor. Bunda da aynı şekil. Evet, şurada bir de var, onu söktük. Bu ikisinde de neden böyle mavi? Onda da maviydi, bilmiyorum sol tarafta ki. Da. Mako olunca, orijinal olunca mavi şey mi, sprey mi sıkıyorlar acaba? Sonradan sıkılmış bu. Ama stopumuzu da söktük. Burası da yine sol taraf gibi pis. Ha, silerim değil mi önce? Fark ampullerinin de sinyal ampulü falan. Bunlar da pis, evet. Bu arabayı yeni aldık. Ufak tefek yapılacak şeyleri var. Ekstra da işte Clio 5 jant kapağı gelecek. Onun da gelince videosunu çekeriz. Sis farı falan takacağız. Çeksene ha. Onların hepsini. Hani kanalı takip ederseniz buradan görebilirsiniz yaptığımız şeyleri. Şöyle arabayı göstereyim ben size. Solda ve sağda sis farları olacak. Sis çerçevesi sipariş verdik. Sis lambası, Megane 2 sis ampulü falan sipariş verdik. Onları montajlayacağız. O şekilde. Arabaya şimdi birkaç bir şeyler aldık. Size onlardan birazcık bahsedeyim, göstereyim. Şöyle bu sis farı çerçevesi. Yani bir dahaki ilerleyen videolarda bunların montajlamasını yapacağız. Bunları görebileceksiniz. Şöyle bir multijet yazısı var bagaja. Arka sağ tapağına. Bunda ne vardı? Bunda da muhtemelen palyo yazısı olması lazım. Bunlar Megane 2 sis farları. 9 santim. Genelde çoğu arabaya oluyor bu sis farları. Bu da koltuk kılıfı servis. Böyle güzel penye bir şey. Bunların hepsini internet yoldan temin ettim. Hani videonun altına İsmail belirtir muhtemelen linklerini. Oradan alabilirsiniz siz de. Arabamız bu şekilde. 2007 model palyo 1.3. Yani normalde 15 jant arabanın orijinali, yani kendisi şu an teneke. Biz 16 jant kapağı takacağız buna, plastik. Farklı bir şey olacak yani. Herhalde sağ tarafı da montaj hemen hemen tamam. Eski stoplarımız burada. Arkadaşlar burası da tamam. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Stop değişim videomuz bu kadardı. Yakmıyorum. Sponsorumuz Dacia'lı Elektronik'e bize yer temin ettiği için çok teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Süper. Parklar ne? Fren? Heh. Bir de yakından çekeyim.